İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız iyiyim. Şimdi canlı yayınımı paylaşayım önce gruplarda. Siz de paylaşırsanız memnun olurum arkadaşlar. Arkadaşlar arayan soran herkese teşekkür ederim. Mesaj atan herkese teşekkür ederim. Kısaca değinelim. Ülkemizde çok nadir bulunan köpeklerden bir tanesiydi minik. Tüm zaman boyunca çeşitli özellikleri vardı artı olarak. Yani onu özel kılan özellikleri vardı. Bu köpek minik şu algıyı yendi. O yüzden minik minik oldu. İnsanın dikkatini çeken şey buydu, boyutu dışında. Bu büyüklükte olup bu kadar düzgün bir anatomiye sahip olan, yani kalça röntgenleri de elimizde mevcut. Ben yayınlamıştım yıllar önce, halen de bilgisayarda bulunuyor. Az önce onları kontrol ettim. Displazi olmayan o boydaki köpekler, yani ben görmedim. Kim ne derse desin. Ölüsü de yaşayanı da hepsi ortada. Videoları da ortada. Minik bu konuda tekti. En sağlam fiziğe sahip, o boyutlardaki en sağlam fiziğe sahip köpekti ve büyük köpeğin hızlı olabileceğini, çevik olabileceğini bu algıyı yıktı. Getirdiğimde yani şunu söyleyeyim. Minik 2002'den beri soyunu beslediğim bozun torunudur. Bozun soyundan gelir. Kendi köpeğimin soyudur. Babası Özgür Yılmaz'a verdiğim Dila isimli dişinin Başkan isimli köpekle eşleşmesinden çıkan Deli Sefir. Annesi de Pulsar dişi. Konya kökenli köpekler bunlar. Yine Özgür'ün köpektir. Pulsar'da en son zaten ben almıştım. Şimdi minikten yavru aldım, ürettim, çoğalttım. Değerli bir hayvan, geriye de bir miras bıraktı. Şimdi bu köpekler içerisinde bir güzel tarafı da şuydu. Bu hayvan aşağı yukarı 7 yıl yaşadı. 7 yaşına kadar geldi. Yani ocağın 10'unda doğum günüydü. İşte bir ona bir pasta falan bir şey yapacaktık. Hayvanı seviyoruz çünkü. Bu boydaki köpekler genelde 4-5 yaşında ölüyorlar arkadaşlar. Yani uzun yaşayamıyorlar. Tıpkı 2,5 metrenin üstündeki insanlar gibi veya 2,20'nin üzerindeki insanlar nasıl çok uzun ömürlü olamıyorsa aynı şekilde köpeklerde de ekstrem büyük olan köpekler çok uzun süre yaşamazlar, yaşayamazlar. Ortalamaları kısadır yani. Şimdi biz buraya nereden geldik? Yani beni birçoğunuz tanımıyor. Birçoğunuz beni minikle tanıdı veya beni birçoğunuz yaptığımız yarışmalarla tanıdı. İlk defa böyle bir yayın yapacağım. İlk defa burada anlatacaklarımı anlatacağım. Onun için dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu tür konuşmaları ben her zaman yapmam. Ben de herkeste olduğu gibi köpek sevgisi çocukken başladı. Ve ülkemin köpeğini işte Kangal'ı Kangal diyorduk o zamanlar hepsine. 1987 yılında doğan Karabaş isimli bir köpekle edindim o sevgiyi. Köpek sevgisi de onunla başladı bende. Devamında işte 5-6 yıl besledim. İstanbul'a taşındık. Getiremedik. Ve köpek orada kaldı. Ben yazın işte giderdim. Her hafta sonu giderdim. Bazen 15 günde bir, bazen ayda bir imkanlar el verdikçe gider Karabaş'ı görürdüm. Ölene kadar da gittim gördüm. 11-12 yaşına kadar da yaşadı Karabaş. Sonrasında Conti adında bir sokak köpeğini besledim. Ve o köpeği aklınıza gelebilecek, yani burada köpek eğitmenleri varsa beni anlayacaklardır. Hayvan Schutzhund 3'ü, French Ring Sport 3'ü bile yani köpek eğitimi noktalarını en üst noktaları sayabileceğimiz noktalara kadar geliyordu. Yapabiliyordu bunları. Çünkü 8 yıl aynı yatakta uyudum o köpekle. Bir trafik kazası geçirdim. Cezaevine girdim. Çıktım. Çıktığım gün onu almaya gittiğimde sesini telefonda duydum. Bekçiyi aradım. Bir şey lazım mı? Her şey hazır. Bir şeye gerek yok. Gel köpeğini al dedi. Özcan abinin bahçesindeydi köpek.
Sağ olsun. Ben içerideyken 10 ay 5 gün köpeğime sahip çıktı. Biz bahçeye geldik, arabayı park ettik, köpeğin sesi kesilmiş. Konti'nin. İçeriye girdik, köpek ölmüş. İşte yani dokundum, hayvanın cesedi sıcaktı. Yani yeni öldü köpek. Bekledi beni, oraya kadar gelmemi bekledi. Ve son gece sabaha kadar avlamış. Hiç susmamış. Bekçinin anlatımı. Yani demem şu ki, eskiden beri arkadaşlar köpeklerle çok iyi iletişim kuran biriydim. Çocukluğumdan beri yani. Hep bir iletişimim olmuştur hayvanlarla. Genelde de hayvanları doğuştan gelen, yani Allah vergisi, bir sevgiyle sevdim. Tabii yıllar geçtikçe işte bu dergileri getirdik yurt dışından. O zamanlar dergiler vardı. Böyle Facebook'tu, internet. İnternet yoktu ki, bilgisayar yoktu. Dergilerden köpekli sporları öğrenmeye başladık. İşte şu son French Sport şudur budur filan. Kendimizi geliştirdik. Ve yarışmaları görmeye başladık. Bu yarışmalarda da Türkiye'nin bayrağının olmadığını gördük. Şu bayrağın. Bunun orada olmadığını gördüm. Oradaki yurt dışında yarışan Türk köpeklerinin Almanya adına, ne bileyim başka bir ülke adına, Amerika adına Türk bayrağı yok orada. Kimse bahsetmiyordu bile bunlardan. O yıllarda bu camiada bizim bugün bulunduğumuz pozisyonda bulunanlardan birkaç tanesi sesini çıkarmaya çalışıyordu ama yetersiz kalıyordu. Çünkü bir işe devlet el atmazsa, devletin başında da yani bu işin başında da devlet birimi olarak bilgili kişiler veya da bilgililere söz hakkı verecek kişiler olmazsa bu iş her zaman kör kalır. Örnek veriyorum, Alman çoban köpeği denilen köpeği Alman devleti koruma altına almış. Üretilmesini teşvik etmiştir, üretilmesini kontrol etmiştir. 30 bin köpeklik, her yıl 30 bin köpeklik dev bir sistemleri vardır ve ülkelerine buradan milyonlarca euro para getirmektedirler. Ve bu köpeklere bu paralardan da harcanmaktadır. Bizim ülkemizin bayrağın orada olmayışının sebebini araştırınca da ülkemizdeki köpeklerin dünyada tanınmadığını, tanınmamak derken tescil anlamında, yani senin bu köpek, senin böyle bir köpeğin var ama yok, bunu kimse tanımıyor. Hiçbir köpek kitabında bizim köpeklerimiz ya resmi yanlış, ya adı yanlış, ya ikisi birden yanlış, bir sürü yanlışlık var. Bunun kaynağı bu ülkede bulunan eksikliklerdir. Şimdi ben o zaman neyi hedefledim? Önce iyi bir üretici olmayı hedefledim. İmparator Boz'la tanışmam 2002 yılında oldu. 2 aylık bir yavruydu. Özcan abiyle gece, tüm gece süren bir araba yolculuğuyla çok soğuk bir havada hayvanın doğduğu mandıraya geldik. Hayvan daha 2 aylık. O güne kadar gördüğüm tüm köpeklerden daha kemikli bir köpekti. Tabii o anda işte yerimiz yok, şey değiliz. Özcan abinin yanında köpeklere bakan bir adamım ben. Köpek eğitiyorum filan. Ama köpeğe aşık olmuştum. Ve o kadar büyük bir sevgi duymuşum ki ona, işte bir yıl sonra köpek benim oldu. Bir şekilde ben köpeği satın aldım. Nasıl satın aldım? Araba alacaktım. Para biriktirmiştim. Alacağım arabaya hatta kapora vermiştim. Arabayı almadım. Bozu satın aldım. Çok büyük bir paraydı. O zaman büyük ala Aksaray'dan Şerefli Koçsar'a, Kuyumcu Orhan Eci'ye, Orhan abiye 1 milyar 650 milyona eski parayla satılmıştı. Ben Boz'u o günün parasıyla aynı dönemde 5 milyar aldım. Bindiğim araba 1500-2000 liralık bir Anadolu kamyonetti. 5000 liralık köpek alan adamın arabası Anadolu kamyonet. Köpeğime o dönemde işte sivrildikçe, tanındıkça saçma sapan paralar teklif edildi ve vermedim. Çünkü bir şeye bağlandığım zaman, az önce anlattığım gibi, ben iletişim kuruyorum köpekle. Köpek göz teması kuruyorum. Minikle de böyle bir göz temasımız vardı. O yüzden Mini'yi çok sevdim. Yani gözüm içine bakıyordu, asla hayır demiyordu. Yani ben ona yapma dediğim bir şey yapmıyordu. Ki Mini'yi az buçuk tanıyorsunuz. Haşarı bir köpek. Yerinde durmayan bir köpek. Çok da laf dinlemez, şımarık. Tepenize çıkar sevgisini göstermek için. Boyutunun farkında olmayan bir köpekti. Neticede Boz'dan başlayarak günümüze gelen 7-8 jenerasyondur. Elimde devam eden bir jenerasyon bu. Bunu yaşamayan bilmez.
Bunu yaşamak da çok zor bir şeydir. Hayatınızı vermeniz gerekir. Yani şuradan bir köpek, şuradan bir köpek al, çiftleştir, o sırada öbür tarafta o işlerle uğraş. Hayır, ben sadece köpeği üretmedim. Bu köpek modelinin bu ülkedeki Kangal'dan ve bu ülkedeki Aksaray Malatlısından, Akbaş'tan, Karadeniz'deki uzun tüylü köpeklerden, bunlardan farklı köpekler olduğunu fark ettim. Ve bunu anlatmaya başladım. Bir yandan da bunun mücadelesini veriyorum. Hem bunları üretiyorum, hem bunun mücadelesi ve ülkeye bir değer kazandırmaya çalışıyorum. O sırada da minikten kat kat daha fazla sevdiğim köpeğimin adı Boz. Boz'u verdim ırka. Verme sebebi 100 defa anlattık. Birçok insan işte bu köpek Güneydoğu'da Güreh deniliyor. Bu tarafta Yörük diyen var. İşte at kafa diyen var, satır ağız diyen var. Yani ismi yok köpeğin. Yani literatüre girebilecek bir isim yok ortada. Ben de dedim ki madem bunu keşfettim ve çevremdeki insanların da desteğiyle biz bu köpekleri tespit ettikten sonra ıslah etmeye başladık. Zaten var olan bu köpeklere bir isim koyup bunları birbiriyle eşleştirmeye başladık. Ve ortaya benzer köpeklerin çıktığını görünce insanlar şaşırdılar ama birçok insan bunu kabullenemedi. 2017 yılını hatırlarlar. Ne kadar çok saldırıya maruz kaldık. Ne kadar ağır ithamlarla itham edildik. Ne kadar hakaretlere uğradık. Ama doğru her zaman düzdür arkadaşlar. Bükemezsiniz. Doğruyu güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Ben doğru bildiğim yola devam ettim. Ve o gün ters olduk. 20 yıllık dostlarımızla birçok kalplerini kırmak istemiyorum ama bana çok haksızlık yapmışlar. Şimdi böyle bakıyorum videoları, bugün ben birkaç saattir inceliyorum. Nereye geldik biz diyorum. Ne yapıyorum ben dedim. Ömrümü bu işe verdim ve elimde ne var, ne yapıyorum. Yani geri dönüp bakıyorum. Nereden nereye geldik diyorum. Şimdi ürettik, ürettiklerimizle tanındık. Birçoğunuz tanımaz ürettiğim köpekleri. Yani Urfalı Beyaz Herkül'ü tanımazlar. Minik kuşu tanımazlar. Minik bozu tanımazlar. Bu köpekler bugün şu an canlı olsa o köpekler minikle yan yana koysan miniği silebilirler. Bu kadar kalın, büyük ve ağır köpeklerde. O yıllarda böyle köpeği kapısında aynı köpekten çıkaracaksın birkaç batın. Bu batın köpekler mevcut değildi arkadaşlar. Bunları da başarmıştık ama sosyal medya bu kadar güçlü değildi. O gösteremiyorduk yani. Şöyle söyleyeyim, 95 santimin üstünde 117 kilo gelen köpek üretmişim. Minikten çok daha ağır. Çok daha kalın. Boz'un son oğluydu zaten bu bahsettiğim köpek. Bana bıraktığı son köpek. Şimdi bu şekilde tanınmak ve ülkede birçok zenginliğin olduğunu dünyaya göstermek de benim amacım. O arada tabii camia büyüdü. Gelişti. İnsanlar daha bilinçli köpek beslemeye başladı. Yamuk yumuk bacakları olan köpekleri üretmediler. Onlardan yavru almadılar. Daha sağlıklılardan almaya başladılar. Ve bu arada köpek boğuşu konusunun neden çoğaldığını fark ettim. İnsanlar köpeklerini büyütüyor ama yapacak bir şey bulamıyor. Neden bakıyor? Şimdi buna cevaben ırk standartları yarışmalarını organize etmeye başladık 2010 yılından itibaren ve her yarışmamızda resmi izin alarak yaptık. Hiçbir yarışmamızda köpek dövüşüne değil, beni tanıyanlar bilirler, köpeklerin karşılıklı havlattırılmasına bile müsamaha göstermedik. Çünkü doğru değil. O tür davranışları özendirmedik, o tür davranışları teşvik etmedik hiçbir yarışmamızda. İnsanlara doğru dik duran köpeği özendirdik. Ürken, kısan köpeği de değil, agresif, aşırı derecede saldıran köpeği de değil. Ama köpeği çok saldıran, yani sıra dışı olan, sıra dışı istenen karakterin çok dışında olan köpeklerin sahiplerini de rencide etmedik. Çünkü bu iş insanları rencide etmek ile olmaz, yasaklarla olmaz. Doğru bu değildir. Doğru, köpeğin nasıl olması gerektiğini göstermektir ve o insanlara şans vermektir. Dolayısıyla insanlar köpeklerini doğru yetiştirirler. Bu şekilde 2010 yılında başlayıp 2019 yılına kadar 9 yıl boyunca 50-60 tane yarışma yaptık. Ve bu dönemde de Avkıf Federasyonu'yla tanıştık. 2016'da federasyona dahil olduk ve tüm yerli ırkların çalışmalarını, her türlü işleminin yetkisi olan Yerli Irklar Komisyonu'nu bize teslim ettiler. Ve ırklarımız üzerinde çalışmaya başladık. 2019
2018 yılıydı galiba. 2 sene boyunca çok sıkı bir çalışma sonucunda 2018 yılında Dünya Köpek Vakfı'na, Allianz'a götürdük, dosyayı sunduk. Türkiye'deki köpek ırkları bunlardır şeklinde. Bu esnada da tabii bir yandan hayat mücadelemiz devam ediyor. İnişli çıkışlı. Güzel günler, zor günler. Kimi gün ağlıyoruz, kimi gün gülüyoruz, kimi gün çok çalışıyoruz, kimi gün işsiz kalıyoruz. Yani inişli çıkışlı. Ama doğru yolda devam ediyoruz. Neden? Ülken için. Ülkedeki köpekçiliğin gelişmesi için. Birçok değişik ırkın yarışmasına gittim. Yani av köpekleri yarışmalarından, Alman çoban köpeği yarışmalarından birçok işte yurt dışındaki yarışmalara gittik geldik. Ve dünyada olan biteni takip ettik. Ülkemiz neden geri kalıyor? Ülkemizi ilerletelim istedik. Şimdi bunları yaparken de tabii suçlamalara da maruz kaldık. Haksız saldırılara da maruz kaldık. Umursamadık. Her zaman olduğu gibi de ben bu tür yandan saldırılara falan çok umursamam. Yani bu camiada maalesef bakın ben burada ne diyorum, adam orada ne yazmış. Yani enerji 5000'de indirim yok mu demiş. Anlatabiliyor muyum? Adam senin ne söylediğine bakmıyor. Seni görüyor ya, sen onun kafasındasın, nesin? Sana onu soruyor. Dinlemiyor çünkü. Bu. Dinlemiyor. Dinleyeceksin. Bu adam buraya çıkmış, burada bir şey anlatıyorsa, işine gelmiyorsa kapat kardeşim, seyretme, o boş soru sormayın. Şimdi yeni hedefimiz nedir? Bir yasa çıkacak. Yasanın ne olduğunu şu anda kimse bilmiyor. Bildiğini iddia eden, atan, tutan, sallayanlar var. Biz bu konuda gerekli bilgilere sahibiz ve toplum için doğru olmayan noktalarını üzerine bastık. Gerekli görüşmelerimizi yaptık. Gerekli bildirileri yaptık, öyle söyleyelim. Ancak ülkenin köpeğe bakış açısı nasıl biliyor musunuz? Yani devletimizin köpeğe bakış açısı. Sadece köpekçiler. Ve şu anda devletin gündeminde yasaklı ırklar denilen köpekleri yasaklamak dışında sokaktaki sahipsiz hayvanlar ve onların çok ciddi problemleri var. Şimdi biz burada bunları görmüyoruz. Biz kendi dünyamızda yaşıyoruz. Bir de o dünyaya şöyle bir yukarıdan şöyle bir bakın veya kenardan bir bakın, kapıyı aralayın bir bakın. Ne sesler var, ne acılar var. Yani şöyle söyleyeyim. Köpeğin dört bacağını birden kesiyorlar. O köpek kestikten çok kısa bir süre sonra ölür. Bakın. Yani bu tahmin edebilirsiniz değil mi? Dört bacağını kestiğinizde bu köpeğin ne kadar kısa sürede, hele yavru köpeğin ne kadar kısa sürede öleceğini tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Ne hikmetse bu dört bacağı kesilen köpekler aynı dakika sözde hayvan korumacılar tarafından bulunuyor. Ben böyle bir şeyin ciddiyetine ve gerçekliğine asla inanmıyorum. Kendilerinin yaptığına inanıyorum. Devlete bir an önce bu yasanın çıkması için baskı olduğuna inanıyorum. İsteyen de bunu suç duyurusu da sayabilir. Hiç fark etmez. Bana göre çok fazla yasa dışı iş var. Çok fazla yanlış şeyler yapılıyor ve devletin gözü kapatılıyor. Yani köpek camiasında da suç var. Neden? Abi köpek besliyorsun, çoban köpeği. Arabanın bagajını açmış, geçen gün gördüm. Silahları doldurmuşlar. Öbürü esrar paylaşmış. Böyle köpek dövüşü videoları almış başını gidiyor. Evet biz burada iyi şeylerle uğraşan bir kitleyiz ama bu köpeklerin aynısını besleyen kötüler var. Bu kötüler bariz bir şekilde, açık bir şekilde yasa dışı işler yapıyorlar. Ve yarın öbür gün, bakın yarın öbür gün ön planda kim var? Bizim gibi güzel köpek besleyenler var değil mi? Gelip bize saldıracaklar. Bize saldıracaklar. Ha saldırsın. Sen yasaya uygun şekilde köpek bakıyorsun, sana bir şey olmaz ama yıpratıyorlar. Pislikler çünkü, kötüler çünkü. Bunlardan dolayı gelecekte ne yapmak lazım? İleride oluşacak problemleri önceden görmek lazım. Bunun için köpeklerinizi beslediğiniz yerlerin doğru düzgün olmasına dikkat edin. Köpeklerinizin aşı karnelerini veteriner tarafından sisteme kayıtlı olmasını mümkünse gidin üretim ruhsatı peşine düşün. Şu anda çok zor. Ben bakın ben söylüyorum çok zor bunu almak ama imkansız değil. Hep beraber arkadaşlar, hep beraber bu konuda mücadele vermezsek ne yapacaklar? Şimdi benim imkanım var. Ben kendi adıma çekilirim köşeme. Hiçbir şeye karışmam. Kimse de benimle uğraşmaz. Ama bakın ne diyorum?
haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Maalesef ki camiada insanlar kendi kişisel mevzularını bunun dışında tutuyor. Hani bu internette çok köpek satanlar var ya, kalabalık köpek besleyenler. Hepsi dahil ediyorum. Yani isim saymayacağım. Hani filanca soy, cart, curt falan diyenler var ya, bakın bir tanesi şu mevzuda bizim gösterdiğimiz özveriyi gösterecek cesarete sahip olamadılar. Paylaşım bile yapamadılar. Niye? Yusuf Yusuflar çünkü. Yusuf Yusuf böyle. Hepsi korktular. Hepsi çatır 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 diş attılar. Bir tanesi erkek adam gibi çıkıp ben sizin yanınızdayım diyemedi. Puh! Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ama ben de bunu buraya notumu aldım. Notumu aldım. Hani yalandan yere reytingi çok olanın yanında fotoğraf çekmek, ondan beraber, şundan beraber falan filan değil bu işler. Eğer bu camiaya destek olmak istiyorsanız, bu şunu da söyleyeyim. Sizin desteğinize ihtiyacımız yok. Biz, Allah size muhtaç etmesin. Ama sizin de renginizin ne olduğunu gördük yani. Kaçmadı, merak etmeyin. Çevremizdekileri arıyormuşsunuz. Benim söylemediğim şeyleri söylüyormuşsunuz. Size bir şey söyleyeyim mi? Bugün köpek üreten, köpek yetiştiren telefon açacak, destek olacak, paylaşım yapacak, sahip çıkacak bize. Niye? Lan biz kendimizi topun ağzına attık. Benim bu konuyla ne alakam vardı? Çekilirim kenara, otururum. Hiçbir şeye de karışmam. Kanuna uyun kardeşim der, çıkar giderim ve haklı olurum. Kanuna uyun kardeşim. Yasalara uyacaksınız. Uymazsanız ceza gelir derdim. Ama demedim. Önce Recep Bayraktar'a sahip çıktım. Peşinden gittim. Ona destek oldum, sahip çıktım de bir sürü de video yaptım. Kendimi topun ağzına attım. Saldırılara maruz kaldım. Neden? Çünkü şu anda ben bu camiadaki köpek besleyen insanların yarın karşılaşacakları dertleri görüyorum. O insanlardan ziyade o insanların köpeklerinin yaşayacağı sıkıntıları biliyorum. Öyle bir pislik bela var ki, bakın öyle bir pislik bela var ki ben bunu zamanında Recep Bayraktar'a da söyledim. Hayatında karşılaşabileceğin en aşağılık, en hiçbir değere sahip olmayan, hiçbir etik kurala sahip olmayan, hiçbir şeye sahip olmayan en aşağılık, en varlık, en aşağıdaki varlık. Aslında onu orada bile görmek istemezdim. Fakat işte her canlıyı Allah yaratmış. Onun için daha ağır konuşmuyorum. Ama yani benim nazarımda Rabbim günahlarımızı affetsin. Yani iyilik yapıyorum derken kendi cebini düşünen, kendi rantını düşünen bir şahıs var. Ve bu şahsa destek olanlar var. O şahsa destek olanların da peşine düştük. Bizim de devlette tanıdıklarımız var. Bizim de içeride tanıdıklarımız var. Kimse bizi boş zannetmesin. Ama ben buradan şu 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 diye söyleyecek kadar aptal bir adam değilim. Hukuk. Daha önce işte iki tane avukatım vardı. Bir de üçüncüsünü eklemiştim ama üçü de etkisiz. Üçünü de azlettim. Yeni bir hukuk bürosuyla anlaştım. Avukat orduları var. Şimdi göreceğim çevremdekileri de. Ne kaç para tutacak? Avukatlara para ödeyeceksin. Avukatlara veri akışı sağlayacaksın. Avukatlara yardım edeceksin. Bakalım kim yardım edecek? Bakalım kaç kişi? Şu an güçlü bir ekip var. Ama diğerlerini söylüyorum. Diğerlerini söylüyorum. Hani o hiç aramayan, kalabalık köpek besleyen çevre var ya, aman tekerime bir şey olmasın deyip böyle sessiz takılanlar var ya, sizi de tespit ettim. Sizin de korktuğunuzu gördüm. Hiç merak etmeyin. Korktuğunuzu gördüm. Ve bu camiada madem böyle sesim çıksın, etsin falan diyorsunuz ya, neredesiniz kardeşim? Neredesiniz? Binlerce insan, benim tanımadığım binlerce insan, en az, bak en az 4000-5000 kişi sadece bana geldi. Sadece bana yazdı. Bir olay yazan, Recep'e yazan kaç yüz bin kişiye ulaştı. Siz neredesiniz? Neredesiniz bakayım? Ama yarın bu konularla alakalı destek istediğinizde ben de size destek olmayacağım. Size sahip çıkmayacağım o zaman. Bunu göreceksiniz. Şimdi
yasa dışı işler yapan arkadaşlarımız var ya, yani nedir? Köpek boğuşturan, köpeğe eziyet eden, köpeğe doğru standartlarda bakmayanlar var. Bilmediğinden filan. Şimdi sen ona malzeme verirsen, sen köpeği dövüştürüp internet sitelerinde yayınlarsan, basa basa bağıra bağıra cumartesi günü şundan maçımız var, pazar günü bundan maçımız var dersen, bunlar da gider kaydeder. Al işte bu camia bu der. Sonra da bunların ne yaptığından biz haberdar değiliz. Bir yerde yan yana geliyoruz, fotoğraf çektiriyoruz. Bak, çünkü arkadaşımız. Tanışıyoruz, 20 senedir tanışıyoruz. Ne oluyor? O fotoğraftan işte berabersiniz diyorlar. Beni de o işi yapmakla suçlayıp geçmişimle de ortaya veriyi atıyorlar. Şap diye karalamaya çalışıyorlar. Şimdi bunu anlatırken zaten senelerdir söylüyorum. Senelerdir bunu anlatırken yıpratıyorlar. Ama halen bakıyorum, halen ya Facebook'a gireyim şimdi 10 tane 20 tane var. Bu kadar mı rahatsınız arkadaşlar? Ha, umurunuzda değil. Yarın öbür gün köpeğinizi alsalar siz gidersiniz başka bir şeyle ilgilenirsiniz. Köpek değil de başka bir hobi bulursunuz. Umurunuzda olmaz. Ama bu camiaya zarar veriyorsunuz. Bu camiayı sizin gibilere bırakmayacağım. Bu camianın sizin gibiler yüzünden zarar görmesine müsaade etmeyeceğim. En yakın arkadaşım bile olsa söylüyorum, köpek dövüştürmeyin. Köpek dövüştürmeyin. Bırakın köpek dövüştürmeyi. Köpek dövüştürüp bir de bunu insanlara gösterip videosunu yapıp onu yap. Artık bu devir bitti. 10 defa 20 defa söyledim. Kapınıza gelecekler. Dövüştürdüğünüz köpeklerin videosu belli. Şap köpeğinizi alacaklar. Siz zannediyorsunuz ki sizi bulamazlar. Nereye bulamıyor? O Facebook'a girdiğiniz IP, o cep telefonu var ya, nerede olduğunuzu şap diye polis biliyor. Şak diye biliyor. Pıt diye gelecekler. Köpek, bu köpek video tık köpeğe el koyacak. Cezayı yazacak, hatta hapis cezası getirecek. Çünkü o videonun ne zaman çekildiğini bile biliyorlar. Eski video deyip çıkamazsın işin içinden. Artık teknoloji öyle bir gelişti ki o videonun yasadan önce mi sonra mı olduğuna kadar. Öyle olduktan sonra herkesin dövüş videosu var geçmişte yaptığı. Herkesi içeri atarlar. Ama eski mi yeni mi bunu ayırt eden bir sistem var. Devletin böyle bir sistemi var. Teknoloji diye bir şey var. Ama halen devam ediyorlar. Halen devam ediyor. Bir şekilde bakın bir sürü insan ceza yedi. 3'er bin lira, 5'er bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira hala görmüyor musunuz? Devlet düğmeye bastı. Ha, buna sebep olanlar var. Kurunun yanında yaş da yanıyor. Hiç köpeğini dövüştürmeyen, köpeğine gayet düzgün bakan birçok insan tanıyorum. Bu işten ceza yediler. Niye biliyor musunuz? Yanlış yerde köpek bakıyor. İşte köpeğinin burnu akıyor diye köpeğini almışlar ya. Yani üretim yapıyorsun. Üretim yapmak yasak değil. Ama üretimi ruhsatsız yapmak yasak. Ruhsatsız. Diyor ki işte kendi bahçemdeki köpeğin yavrusunu alamayacağım mı? Kardeşim sen kendi bahçendeki köpeğin yavrusunu aşmışsın artık. Aşmışsın bunu artık sen. Laf dinlemiyorsun. Köpeğinizi kaydedin. Kaydetmiyorsunuz. Köpeği dövüştürmeyin. Dövüştürmeye devam ediyorsunuz. Köpeğinizin kulübesi olsun. Kış şartlarında iyi bakın. Yazın gölgede olsun. Suyu önünde temiz olsun. Altı temiz olsun. Bunları söylemekten dilimde kıl bitti. Tüy değil. Defalarca söyledim. Hayvanın hakkını kollayın. Temiz bakın. Düzgün bakın. Yok. Halen mezbelelik yerlerde köpek bakıyorlar. Bakın. Mezbelelik üzerinden. Yani mezbelelik bildiğin mezbele. Yani orada hiçbir canlı fare yaşar ancak orada. Böyle bir yerde sen köpek bakarsan tabii ki gelip köpeğini alacak. Tabii ki köpeğine cezayı, sana cezayı yazacak. Kabul edilebilir bir şey var, kabul edilemez bir şey var. Ondan sonra Türk köpeklerine dokunuyorlar. Kardeşim, bir kural var, bir kaide var, bir hak var. Hakkı korumuyorsunuz. Sonra bana demeyin, niye bu işin peşini bıraktın? Bırakırsam. Neden bu işle artık uğraşmıyorsun? Bizde bir süre sonra bakarım ben, yani camia beni dinlemiyorsa istediğiniz kadar beğeni yapın. İstediğiniz kadar paylaşın videoyu. İstediğiniz kadar destek olun. Sözde değil, özde. Realitede. Realitede. Halen o bunu boğmuş, bu bunu boğmuş. Kardeşim, benim minik kimseyi boğmadı. Benim Charlie kimseyi de boğamaz. Kendi boyundaki köpeği bile boğamaz. Ama benim için dünyanın en değerli köpeği onlardır. İlla bir köpek. Kangalı yanlış anlatanlara daimi kızdım. Yıllarca kızdım. Kurt boğarmış da bilmem ne boğarmış da. Ya bırakın bu işleri ya. Ne kurt boğması kardeşim? Kangal'ın görevi kurdu boğmak değildir.
Reklam hareketleri bunlar. Köpek satma derdinizden yaptınız bunları senelerce. Köpek sürüyü korur kardeşim. Köpek sürüyü koruyor mu, korumuyor mu? Köpek ciğerliyse, köpek sağlamsa zaten kurt gelmez ki. Doğal ortamına bırak köpeği sen, doğal haline bırak. Evinde köpek bakıyorsun. Sürü koruma köpeği mi yetiştiriyorsun? Arazin var mı kardeşim? Bahçen, çürüyün. 10 tane kuzu bak orada. Yavrularını kuzuya alıştır. Neden? Sahip çıkan olmazsa, şehirde bir yere veremezsen, hiç olmazsa koyuna verirsin, hayvan dağa geri döner. Ben niye hep bunu söylüyorum? Özellikle Kangal köpeği, özellikle Kangal köpeği yetiştiren insanların koyunların yanında köpek üretmesi gerekiyor. Köpek doğduğunda anne kokusundan sonra ikinci koku koyun kokusu olsun diyoruz. Doğasını kaybetmesin. Niye ben köpeklerimin yarısını dağlara gönderdim, senelerce gönderdim? Neden? Köylere gönderdim. Şimdi her yerde boğuş var. Artık yani Anadolu'da en ücra noktalara gidiyorsun, oradaki köpek bile boğuşturuluyor. Niye? İnternette paylaşım var ya onun için. Az bir şey kafayı kullanmıyoruz. Ama yarın öbür gün jandarması, çeşitli kolluk güçleri, şimdi İçişleri Bakanlığı bir birim kurdu, Haydi diye bir birim. Gelecek ters kelepçe köpeklere ceza, size ceza, köpeklere pat küt alıp götürdükleri zaman o zaman anlayacaksınız. Yani bugün benimle de uğraşıyorlar. Bugün benimle de uğraşıyorlar. Aynı şekilde niye? Çünkü benim sesim çok çıkıyor. Çünkü niye var? Benim bir kurumsal kimliğim var. Benim bir adım var. Bak bu formayı bugün üstüme ne giydim? Ben bu formayla bu ülkeye iki dünya şampiyonluğu, bir tane dünya şampiyonlar şampiyonluğu getirdim. Bu formayı giydim. Ömrümün sonuna kadar da saklarım. Şimdi ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Bu adam burada anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Yarışmalarda anlatıyor, canlı yayında anlatıyor, YouTube'da anlatıyor. Ne yapıyoruz? Hala aynı bildiğimize devam ediyoruz. Ben geçen gün de söyledim bunu. Köpeğinizin mikroçipini taktırın. Aşılarını yaptırın. Veterinerinize kaydettirin, belediyeye kaydettirin. Gidin ya, gidin yolu arayın, devlet kapılarını aşındırın, sesinizi duysunlar. Köpeklerinizi adam gibi besleyin. Yerlerini tertemiz, pırıl pırıl yapın. Köpek bakımlı olsun. Pislik yerde, bokun içinde, suyun içinde olmasın. Geçen gün benim ek yaptığım 4 kafes var. Çatısı matısı her şeyi düzgün, kulübesi düzgün. Fakat baktım sepken vuruyor yandan ve alttaki toprak ıslanıyor. Ve İyiyim yeterli değil, çamur birikti. Aynı gün, bak bu soğukta, hava 3-4 derece falandı. Bir kamyon malzeme getirdik, el arabalarıyla. O çimimiz bozulmasın, zaten kamyon girse batacak. İçeriye malzemeleri taşıdık, köpeklerin altına yerden 15 santim zemin yaptım. Diyeceksin işte para var yapıyorsun. Kardeşim parayla falan ilgisi yok. Parayla falan ilgisi yok bunun. Çok mu sıkıştın? Sat cep telefonunu yine yaparsın. Sat ayakkabını, montunu, çantanı, bilgisayarını, bir şeyini sat, sigara içme, borca gir, her gün sigara içme, biriktir, bir ayda o parayı ödersin, 3 günde ödersin yeri geliyorsa. Biraz kendinden kısacaksın köpeğe bakmak için, eğer köpek bakıyorsan. Kısacaksın biraz. Sonra işte şu oldu, sonra bu oldu. Kusura bakmayın. Biz birçok işi tamamladık arkadaşlar. Bakın birçok işi yaptık bu ülke için. Ama bir noktadan sonra da ben dönüp arkama bakıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani kural var, kaine var. Buna uymayan, buna dikkat etmeyen bir kitle görüyorum. Bu kitlenin kendine gelmesi lazım arkadaşlar. Ne yazık ki koronavirüs belası tüm dünyayı vurduğu gibi bizi de vurdu. Koronavirüs olmasaydı yarışmalarımız devam ederdi. Eğitim kurslarımız olurdu. Köpek nasıl bakılır bunlarla ilgili hem görsel hem uygulamalı kurslar yapardık. Yani örnek veriyorum Ankara'da, Sivas'ta, Aksaray'da bir çiftliği, pilot çiftlik seçerdik. Ve orada arkadaşlarımızı toparlardık. Akşama kadar köpek temizliği nasıl yapılır? Köpek nerede barındırılmalıdır? Ne şartlarda neler yemeli? Ne gibi ihtiyaçları var? İnsanlar gelirdi oraya bir çalışarak bir eğitim alırdı. Örnek veriyorum. Ya bir şekilde faydalı olurduk. Ama korona var, bir şey yapamıyoruz. Şu gördüğünüz ekran dışında bir şey yok. Yani istesek bir şeyleri yapabiliriz. Sosyal mesafeli filan toplanırız ederiz ama bizde sosyal mesafe de kalmıyor ki. Millet yan yana geliyor bir şekilde. Sigara içeceğim deyip maskesini açıyor. Burnunu yarım takıyor. Yani ben de vesile olamam. Kimsenin annesinin, babasının, çoluğunun, çocuğunun hasta olmasına vesile olacak bir organizasyonu yapmam. Bana yarışma diyorlar. Arıyorlar. Şurada yarışma olacakmış, bu olacak. Ne yarışması kardeşim? Korona var dışarıda. Her gün 4.000 kişi hasta oluyor. Her gün 6.000 kişi hasta oluyor.
Böyle bir süreçteyiz ve böyle bir süreçte köpek bizim en yakın dostumuz, değil mi? Özellikle en büyük de hobimiz oldu. Birçok insan köpek ediniyor çünkü. Evlerde her yerde şu an inanılmaz sayıda, bakın, inanılmaz sayıda köpek var. Kardeşim, yavru köpeğe tavuk yemi versek ne olur diyor. Sen kafayı mı yedin arkadaşım? Biz ne anlatıyoruz, sen ne anlatıyorsun? Evimizde en büyük hobimiz köpek. Arkadaşımız, onlarla gezebiliyoruz. Bakın, sokağa çıkma yasağı var, değil mi? Kısıtlama var. Köpeği olan çıkabiliyor. Niye? Köpeği eve hapsedemezsin kardeşim. Köpek çıkar, tuvaletini yapacak, eve gelecek. Hayvan hava alacak. Bak, bir şey demiyor buna devlet. Farkında devlet, ne kadar çok köpek sevdiğimizin. Yavaş yavaş bunun farkındalar ama ne yapacaklar? Her şeyi sınırlandırma gelecek. Kapınızdaki köpek size batar hale getirecekler. Bu sesi çok çıkanlar yüzünden. Kapınızda köpek size batacak, artık istemeyeceksiniz. O sokak hayvanlarını bitirme için, sahipsiz hayvanlar bitsin diye doğru düzgün köpek besleyen, üreten herkesi rahatsız edecekler. Toplumsal bir mesele geliyor yani. Benim gördüğüm. İnşallah öyle olmaz. Uyardık. Gereken yerlere gereken yazıları yazdık. Ama ne kadar dinlerler bilemem. Bakın, biz federasyonuz, İçişleri Bakanlığı tarafından tüzüğü onaylanmış resmi bir yapıyız aslında. Sivil toplum kuruluşuyuz. Biz kamu değiliz. Bizim derneğimiz de kamu değil, federasyonumuz da kamu değil. Türkiye'de kamu olan bir böyle bir yapı maalesef yok. Şu anda yapılan tek şey Kangal korunsun diye Sivas'ta bir çiftlik yapıyor Mali Bey. Merakümü geliştiriyorlar. Tigem'in çiftliği var. İşte birkaç tane Tigem çiftliği var. Buralarda da ne kadar başarılı olunabilir bu tür ortamlarda defalarca anlattım. Halk elindeki köpek ıslah edilmeli. Halkın elindeki köpek ana gen kaynağı olmalı. Ve her üretici yılda bir batın ol, bir batından bir yavru minimum sürüye daha sahiplendirmek zorunda olmalı. Köpek, sahipsiz köpeklerle ilgili de bir hareket başlatacağım arkadaşlar. Ocak ayında her kim 10 köpek besliyorsa bir mekanda en az bir tane sokak hayvanı sahiplenecek. Bitti. Barınaktan, sokaktan, bir yerden bir tane sahiplenecek, aşısını yapacak, mikroçipini takacak. Bu benim köpeğim diyecek. Onu sahiplenecek. Bu hareketi başlatacağım şimdi. Yani kim 10 köpek besliyor, 10 ve üstü besleyen herkes minimum bir tane hayvan sahiplenecek. Sokaktan sahipsiz bir hayvanı. Aynı o değerli köpeği ne kadar, o pahalı kıymetli köpeği kadar ona da özen gösterecek, ona da bakacak. Ne olur biliyor musunuz? 1.000 kişiyiz diyelim, 1.000 tane canı kurtarırız. Bir de örnek oluruz, bizden sonra 10.000 tane daha sahiplenilir. Böyle projelerimiz var ama bizi dinlemeniz lazım. Bakın, başımıza büyük bela açacaklar. Yani ben kendimi korurum. Ben çok rahatım bu konuda. Köpeğimin nesi lazım? Bu, bu, bu. Efendim ne lazım? Neyimiz eksik bizim? Şu lazım kardeşim. Filancadan ceza mı yedik? Yeriz cezamızı, gideriz vergi dairesine ödemesini yaparız. Tekrar da o cezayı yememize sebep olacak bir şey yapmayız. Bu kadar basit ya. Benim için çok basit bir şey. Ben insanlara ve insanların elinde köpeklere üzülüyorum. Haksızlık var burada. Haksızlığa karşı da susmayacağım. Ne gerekiyorsa da sonuna kadar yapacağım. Ama doğruların yanında olurum. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Babamın oğlu olsa, yasa dışı bir şey yapıyorsa benim onunla işim olmaz. Yasa dışı iş yapan, hani uyuşturucu kaçıran, ne bileyim ya, silah, işte her türlü aklınıza gelebilecek. Bu tür şeyler daha bizim yok mudur? Devlet kurcaladıktan sonra herkesin eksiği var kardeşim. Kemer takmıyoruz, bazen unutuyoruz. Allah'tan benim araba diit 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 ötüyor da mecbur takıyorum. Cep telefonuyla konuşuyoruz. Bak, kulaklık, bu kulaklıkla idare ediyorum. Yani telefonu böyle yapıp veya elimin birini boşa çıkarmıyorum. İkisi de direksiyonda oluyor. Elimizden geldiğince kanuna, kurallara uyunarak yaşıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Yapamadığımız yer var mı? Var. Bak, adam ne diyor? Ben sürü sahibiyim, sahiplendirsene bana. Nasıl sahiplendireyim ya sen Esen? Nasıl sahiplendireyim? Sen biliyor musun ben bir köpek için ne kadar büyük emek veriyorum? Sahiplendirsene. O kadar kolay mı ya? Bu kadar basit zannediyorsunuz. İşte bu kadar
basit alınıp verildiği, bu kadar sorumsuzca köpek istenebildiği, bu kadar sorumsuzca köpek alınabildiği için sonu bu. İşine gelmeyince ne yapacaksın? Kıçına tekmeyi vurup atacaksın köpeği. Değil mi? Ben seni nereden tanıyayım kardeşim? Ben kime köpek veririm biliyor musun? Ölene kadar bakabilecek adama. Ölene kadar. Sahip çıkacaksın. Baktın yerin, işte işin düzenin bozuldu. Doğru mu? Kimden aldın kardeşim köpeği benden? Bana geri vereceksin köpeği. Ben gelip o köpeği alana kadar veya aldırana kadar o köpeğe sahip çıkacaksın. O zaman adamsın işte. Bu iş bu kadar basit. Köpeği ezmeyeceğim. Köpeğin karnını doyuracağım. Anlatabiliyor muyum? Bunun için toplumda mesela tehlikeli olabilecek köpek ırkları nedir? Toplumun içerisinde yanlış yönlendirildiğinde prey drive'ı, yani ısırmaya yönelmesi yüksek olan köpekler vardır. Pitbull gibi. Hepsi bunu yapmaz. Pitbull'un bebek baktığını da biliyorum ben. Pitbull aslında 10 numara zeki bir köpektir. Tosa Yünü de öyledir. Fila Brasileiro da, bunlar yürekli, ciğerli, çok kaliteli köpekler ama sahipleri 3-5 jenerasyon bunları sertleştire sertleştire ne yapıyor? Vahşi hale geliyor. Örnek veriyorum. 18 yaşına gelmiş genç delikanlı kardeşlerimiz heves için gidip pitbull alıyor. Zapt etmeyi bilmiyor. Bu neye benzer biliyor musunuz? İlk araba kullanmayı bilen çocuğun altına Ferrari'yi verirsen ne olur? Daha ilk köşeyi dönmeden patlar, kaza yapar. Köpek beslemenin de bir seviyesi olacak. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu seviyeye, yani 6. 7. seviyeye geldikten sonra ekonomik özgürlüğünü elde edeceksin. Psikolojin, karakterin oturmuş olacak. Güçlü bir insan olacaksın ve güçlü köpeği zapt edebilecek kadar köpekçilik tecrübesine sahip olacaksın. Beslediğin ırkın etolojik ihtiyaçlarını bileceksin. Bu hayvan neye ihtiyaç duyar? Bu hayvanı nasıl yetiştiririm? Bu konuda köpek eğitimi, en azından temel itaat eğitimini verebilecek altyapıya sahip olacaksın. Kursuna gideceksin, eğitimine gideceksin. Onay alacaksın, sonra o köpeği alabilirsin. Örnek veriyorum. Bu tür şeyler tamam, bunlara varım. Ama yok, orada şöyle bakıyor. İki şikayet, köpekler alınacak, köpekler el koyulacak. Şimdi bu geliyor. Şu anda bununla uğraşıyoruz biz. Yanlış çünkü. Yanlış. Dogo da aynıdır Faruk Avcı. Yani Moloser grubu köpekler bunlar. Moloser grubu köpeklerde prey drive yüksektir. Bazılarında daha yüksektir, bazılarında daha düşüktür. Ama sonuç itibariyle bütün köpek ırklarında, bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada en fazla insan ısıran köpek Golden Retriever'dır. Sebebini biliyor musunuz? Sebebi şu: insana en yakın olan köpek Golden olduğu için ve Golden'lar artık evde insanlar köpek yetiştirmeyi çok iyi bilmiyor. Ona insan muamelesi yapıyor. Bir süre sonra da köpek hiyerarşide bir üsttekine meydan okumayı güzel alıyor. Hep yanlış bu arkadaşlar. Hep yanlış bu. Küçükken yemek yerken köpeğe kışkılıyorsunuz. Köpekte yiyecek agresyonunu dürtüklüyorsunuz. Yemek önündeyken saldır diyorsun köpeğe. Sonra ne yapıyor? Saldırınca kaçtığını görüyor. İşine gelmeyin olunca saldırıyor köpek. Köpeği hep yanlış yetiştiriyoruz. Ne yapıyorlardı bizden öncekiler? Başta sevgili Onur Kanlı Kangal Festivali'nde har 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 saldırtıyordu. Bir sürü insan yapıyordu bunu. Peşinden toplum onu görüyor. Ha, bu diyor dikkat çekiyor, ben bunu yapayım. Şimdi adam bunu kötü niyetle yapmadı. Bunu da söyleyeyim. Burada amacım Onur Kanlı'yı kötülemek değildi. Biz toplum olarak böyle gördük. Bunu bir anda böyle yasaklarla, sen köpeğini yanlış yetiştiriyorsun, yanlış yönlendiriyorsun, yapamazsın, edemezsin deyip yasaklarla durdurdukları zaman bu millet bu köpeklerden soğuyacak. Asıl o zaman sokağa çok daha fazla hayvan düşecek. Çok daha fazla hayvana zarar verilmeye başlanacak. Neden? Adam bakacak ki köpek yüzünden başına bela geliyor. Köpek yüzünden derdi geliyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O yüzden köpeğe dikkat etmemiz lazım. Köpeğinizi saldırganlığa teşvik etmeyin. Çocuğunuzu öyle yetiştiriyor musunuz? Köpeğinizi niye öyle yetiştiriyorsunuz? Madem köpeği çocuk gibi seviyorsunuz. Köpeğin bir şeye bakın. Bizim hayvanlar, çoban köpekleri binlerce yıldır gelen bir genetik yapıya sahipler. Bu hayvan kendisi karar verir. Sen onu yönlendirebilirsin ama onun içindeki ana merhamet duygusu vardır ve koruma dürtüsü vardır. Bu köpeklerin koruma dürtülerini çok fazla tetiklememek lazım.
vahşi ve sert hayvan haline getirmemek lazım. Sakin, özgüveni yüksek. O kadar. Zaten özgüveni yüksek. Bir köpek sürünün başında kurt da gelse, bakın siz ona dövüşmeyi öğretemezsiniz. Kurtla kavga etmek, köpekle kavga etmekten farklıdır. Hani dövüştürerek test ediyoruz, sağlamlığını test ediyoruz, alakası yok. Hiçbir kurt burun tutmaz. Hiçbir kurt kolay kolay patisinden, arka kasığından, orasından burasından tutmaz. Kurt böyle sarılıp kavga etmez. Can alıcı yerinden tutmaya çalışır ve ikili üçlü kavga ederler. Yani kurt diş vurup bırakır. Çünkü darbe vurur. Basma gücünden ziyade darbe gücü. Yani hayvanın çene yapısının, dişinin büyüklüğünün ona verdiği avantajları maksimum düzeyde kullanır. Ha, yere yatırır ikisi üçü, çoban köpeğin ortadan ikiye bölerler. O ayrı mesele. Köpek boğuşunun çoban köpeği için bir test olması mental olarak doğru olmuyor. Fiziksel olarak daha güçlü köpeği üretebilirsin. Ama mental olarak takım çalışmasını bozuyorsun. Köpeğe dövüşü öğrettiğin zaman. Takım çalışması bozuluyor. Köpek sürüyü bırakıyor. Öteki sürünün köpeğine gidiyor kavgaya. Çoban uğraşamıyor. Bağlıyor en sonunda köpeği. Ya da satıyor. Ya da düşmanı olduğu insanların köpeklerini dövdürmek için bunlarla uğraşıyor. Gıcık oluyor. Onu bir çare buluyor. Onu bir üst sosyal mesafe, sosyal seviye olarak düşünüyor. Şimdi konuyu şöyle toparlayacak olursak arkadaşlar. Biz köpek yetiştirmeyi çok bilmeyen bir toplumuz. Kangal sürünün başı. Daha şurada 10 sene önceye kadar kangal yal yer. Başka bir şey yemez derlerdi. Neden? Bir tane Allah'ın kulu şunu araştırmıyordu. Bakın. Yalın içinde ne var? Ve köpeğin günlük protein ihtiyacı nedir? Vitamin, mineral ihtiyacı nedir? Bunu araştırmıyorlardı. Kangal yal yer. Bitti bu kadar. Kangalın çift tırnağı olur. Şu olur, bu olur. Büyük kangal, küçük kangal falan filan. Ne asparagaslarla uğraştık, ne yalanlarla uğraştık. Toplumu bilinçlendirene kadar, toplumu bu konuda aydınlatana kadar. Eskiden bu köpeklerin bu topraklarda var olduğunu anlatana kadar. Kangaldan harici olan köpekleri söylüyorum. Halen büyük bir kesim bunlar mastif kırması, bilmem ne kırması. Kardeşim mastif dediğiniz köpek bu topraklardan gitti. Asur Mastifi, Kuzey Irak'taki Asur Mastifi, oradaki keldaniler. Keldaniler İngiltere'ye gitti, kelt oldu. Neyle gitti abi bu köpek? Bu adam nasıl gitti buradan? Kuzey Irak ve Güneydoğu Anadolu. Oradan İngiltere'ye nasıl gidiyorsun? Açıklayın bana. Buradan gitti işte. Yani Aksaray, Ankara, İstanbul, Boğaz'ı geçtiler, Avrupa'dan çekip gittiler. İngiltere'ye yerleştirilir. Bu kadar. Bir diğer ekipse, bir diğer köpek hattı ise, İngiltere'ye giden bir diğer köpek hattı ise, Türkmenistan'ın kuzeyinde Ceyhun Irmağı ile Hazar Denizi arası kuzeyinde bulunan Alan kavmi. Onlar da Türklerden. Alan kavminin köpeği, 4 model köpeği var onların da. Tıpkı Asur Mastif'in de 4 model olduğu gibi. Onlar da Kafkasların kuzeyinden İngiltere'ye gitti. Aynı ekip, Alanlar, Kafkaslardan aşağıya da indi, Anadolu'ya da geldi. Ya bu köpekler binlerce yıldır burada var zaten. Biz ne zannediyoruz? Daha düne kadar. Hepsi kangal kangaldan türeyen Avrupa ırklarıyla kırıldı, bu çiftler çıktı zannediyoruz. Birçok insanın sözlü ve videolu kaydı internette halen duruyor. Benim arşivimde duruyor. Bütün hepsi dahil. Birazcık işin içine girdin mi, tarihi biraz araştırdığında, birazcık konu içerisine girdin mi, hepsi böyle gün ışığı gibi aydınlık. Şimdi konuyu nereye getireceğim? Binlerce yıldır bu topraklarda var olmuş köpeklere çok büyük bir haksızlık yapılıyor. Çok büyük haksızlık yapılıyor. Daha da büyükleri yapılacaktır. Devleti bu konuda aydınlatmak gerekiyor. Devleti bu konuda doğru bilgilendirmek gerekiyor. Devletin birimlerine doğru verileri vermek gerekiyor. Şu anki sıkıntı nedir? Devlet bu konuda en çok sesi çıkanlar kimler? Bu sözde hayvansever denilen kitle. Bir de bunlara yardım eden okumuş kesim var. Avukattı, şuydu, buydu. Yani bilinçli kişiler. Bu bilinçli kişiler de bunlar gibi vicdanları sızlıyor. O zavallı sokaktaki ölen, kalan, şu bu hayvanlar için. Çözümü nerede buluyorlar biliyor musunuz? Doğru düzgün köpek besleyen milletin onlara rahatsızlık verecek şekilde hamleler yapıyorlar. Kimin sesi çok çıkıyor YouTube'da? Recep Bayraktar. Saldırın ona. Kimin sesi çıkıyor? Şu. Saldırın ona. Bunlarla bir
kafa kesme, tıraş etme. Ama bilmedikleri şey, şu anda karşılarına aldıkları ekip onlardan çok daha düzgün, onlardan çok daha donanımlı insanlara sahip. Hele hele köpek konusunda ben kendi adıma bunu çok rahat söyleyebilirim ki Türkiye Cumhuriyeti'nde ve dünya genelinde çoban köpeği konusunda nadir seviyede bilgiye sahip insanlardan bir tanesiyim. Çok zordur. Yani biz bu noktalara böyle 3 günde 5 günde gelmedik. Ya 30 sene köpek beslemiş. O 30 yıl beslediği kadarını bilir. Onu da ayrıca söyleyeyim. Ben de 30 senedir köpek besliyorum. Yeteri kadar eskiyiz biz. Bugünkülerin %95'i yoktu, biz vardık. İşte videolar ortada. Geçmişteki videolar ortada. Yani 1996 yılındaki videolara baktığın zaman bugünkülerin adı, sahanı, hiçbir şey yok. Ben yine orada dolaşıyorum. Ustam sağ olsun. Gittik, gördük, araştırdık, öğrendik. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu ülkede bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu değişimler yapılmadığı takdirde, bakın, bu değişimler yapılmadığı takdirde hiçbir şekilde kimseye huzur yok. Tekrar söylüyorum. Çoban köpeği besleyen, kalabalık köpek besleyen herkese sesleniyorum. 10, 15, 20 köpeği olan. Herkesi gelip tek tek rahatsız edecekler. Sizi yan komşunuz canı sıkıldığı için şikayet edip öyle bir güzel cezalar yazdıracaklar ki size inanamayacaksınız. Biz bunları haksızlık yapacaklar. Haklı olanlar da olacaktır içinde, haksız olanlar da olacaktır. İşte buradaki görev topluma düşüyor. Toplumun bilinçli olmasından geçiyor. Toplum bilinçli olursa bu konuda gerekli birimlere ulaşılır. Sadece ben değil, sizin de varsa tanıdığınız, siz de ulaşın. Bu bahsettiklerimden bahsedin. Toplumun can damarıdır köpek. Bakın biz çok küçük bir camia gibi duruyoruz ama bugün köpek ve genel hayvan seven köpek ve kedi, kuş, horoz, bu camia milyon demek. Bu düğmeye bastın mı, bak bunlara can damarına basılmak üzere. Ve can damarına bastırtıyorlar. Üstüne üstlük de önümüze kimi koyacaklar biliyor musunuz? Polisi ve jandarmayı, kolluk kuvvetlerini. Ne yapacağız biz? Kolluk kuvvetlerine karşı mı geleceğiz? Hiçbir Türk gelmez. Ama bir nokta var. Canınızı yakacaklar. Ben bunu görüyorum. İnşallah o yasa tasarısı o şekil geçmez. Geçmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Gerekli yerlere temasımızı yaptık. Çok fazla bilgi vermeyeyim. Çünkü hemen boks ineği gibi uçuşuyorlar, oraya gidiyorlar. Yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ne dedikleri de belli değil. Eğitim de seviyeleri, özellikle bu sesi çok çıkanların paylaşımlarına bakıyorum. Türkçeleri berbat, imla kuralları berbat. Yani rezil düzeydeler. Bildiğiniz rezil düzeydeler. Bir de yasa tasarısı hazırlıyorlarmış. Yani yazı yazmayı bilmiyorlar. Türkçe konuşmayı bilmiyorlar. Konuşmayı da bilmiyorlar doğru düzgün. Bunlar yasa tasarısı hazırlayacaklarmış. Bunlara yardım eden böyle bunların bazı konulara parmak basıp devleti kandırıyorlar. Bu da suçtur arkadaşlar. Hukuksal olarak biz bununla da uğraşacağız. Yani çok ciddi veriler topladık. Bunları şimdi hukuk bürosuna veriyoruz. Bir avukat ordusu var. Bunun maliyeti var. Göreceğim şimdi, arkadaşlara söyledim. Herkes vekaletini verecek. Herkes bu avukatlara ödenecek olan paraları ödeyecek. Artık gönüllü avukat arkadaşlarımız da var. Onlar da ayrı konularda. Ama bu işin başka çaresi yok. Ben şunu söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Bu yapı köpek dövüştürene sahip çıkmaz. Bu yapı köpek dövüştüren insanlara asla destek olmaz. Bırakın köpek dövüşünü. Bugün itibariyle arkadaşlar, bakın bu gece ayın 20'si. 20 Aralık 2020. Bakın bu milat olsun. Köpek dövüşünü bırakın. Biz gibi bu işte doğru düzgün uğraşmaya çalışan insanları köpek boğuşturanlar üstünden vuracaklar çünkü. Neden? Siz benim arkadaşımsınız. Örnek veriyorum. Köpek boğuşturuyor. Yan yana yemek yiyeceğiz. Sen de bununla birsin, sen de dövüşçüsün deyip bizim sesimizi kısmaya çalışıyorlar. Anladınız mı? Yarın bir gün bir insanın, bakın bir insanın asla ve katiyen kabul edemeyeceği şeyler yaşanabilir. Nedir bu? Köpeğinize el koyulması. Haksız sebeplerle. Haklı sebeple koyuyorlarsa başım yüzüm üstüne. Haksız sebeplerle. Arkadaş, insanlar evde yatarken biz çalışıyoruz. Bak bilgisayarım burada. Bak
Notlarım burada. Bak, size bir tane göstereyim. Niye gözaltın çökmüş? Al. Kaç sayfa yazı biliyor musunuz? Kaç yüz sayfa yazı? Ya bunları şey için, bunlar devlete verilmek için değil. Onlar bitti gitti. Bunlar kitabım için. Çünkü artık bu işlere ağırlık vereceğim. Bunları sözlü olarak anlatmamız bir tarafa, yazılı olarak dursun. Çünkü söz uçar ama yazı kalır. Bakın. Bunları buraya hazırladım. Bakın burada bir kitap var. Gördünüz mü? Atlarla ilgili. Köpeklerimizle ilgili bir böyle bir kitap. Bakın. İran. İran'daki hayvanlarla ilgili hiçbir çalışmanız, hiçbir araştırma yapmış birini duydunuz mu? Bak. Hani gülüp geçiyorsunuz ya ufak ırklara. Bak İran ne yapmış? Bak pali işte ya. Gördünüz mü? Pali tipi köpek. Al. Çoban köpeği. Gördünüz mü? Al. Bu Kuzey İran köpeği aslında. İran kendine mal ediyor bunu. Irak'tan götürdükleri köpekler. Al. Şurada sağ tarafta gördüğünüz siyah köpek, İran'a ait köpek budur. Yani İran'da 3 farklı köpek vardır aslında. Bakın böyle bir şey. Mesela tilki. Adam kendi tilkisinin bile kitabını yapmış. Bak. Bak. Bakın ne diyor burada? Yükselen Afrika. Afrika'yı bile, bakın Afrika'yı bile araştırmak zorundayız. Uğur Kaymaz kardeşim. Cep telefonumu söyleyeyim sana. Ara beni. Beraber eğer İstanbul'daysan bu kitaba çalışalım. Çünkü İranlı arkadaşım, yani Türkçe bilen İranlı arkadaşımla yan yana gelemiyoruz ve bu kitabın üzerinde çalışamıyorum yeteri kadar. Alın. Köpek anatomisi. Şimdi başka bir şey göstereceğim. Yani kitap çıkaracağız derken bunların hepsi hikaye değil yani. Bakın bunların hepsi yıllar içerisindeki emeklerle ortaya çıkıyor. Bakın bir dosya. Bir dosya. Bir dosya. Bir dosya. Böyle bakın kaç tane dosya var. Kaç tane böyle dosya var. Geçtim. Bakın. Bir dosya. Bir dosya. Bir dosya. Bakın bunlar işte Kangal'ın Orta Asya'daki akrabaları bu köpekler. En yakın köpekler. Bunlar Kafkasya'daki köpekler. Azerbaycan Kurtbasar. Kazakistan çok büyük bir toprak yapısına sahip. Bütün köpekler Tobet diyorlar ama onlarda da birçok bölgedeki köpeklere benzer köpekler mevcut. Orta Asya Çoban Köpeği. Bunların hepsinin karışımından Rus'un yaptığı köpek. Evet, gerçek Türkmen Alabay. Ve Irak. Pejdar. Şimdi ben bunları Allah izin ettiği sürece ben bunların üzerine çalışmaya devam edeceğim. Ve benden sonraki nesillere bırakacağım arkadaşlar. Yani kitabı çıkaracağım. Dünya Köpek Tarihi. Bizim biliyorsunuz VAT Derneğimizin Türkçülük ve Tarih Komisyonumuz var. O komisyondaki arkadaşlarımla beraber Dünya Köpek Tarihi kitabımızı yazacağız. Çıkaracağız. Devamında Türkiye'deki köpek ırkları ile ilgili bir kitap çıkacak. Devamında dünyadaki en popüler 50 köpek ırkı.
Ve bunlar nasıl popüler oldu? Neden popüler oldu? Neden tercih edildi? Bunlara değineceğiz. İçerisinde ırk standartları ve kendi değerlendirmelerimiz olacak. Devamında da şu az önce bahsettiğim Orta Asya, yani bu Irak, İran, Kafkaslar ve Orta Asya'ya doğru devam eden bizim köpeklerin akrabaları olan büyük iri köpekler, sahipsiz hayvanlar. Bu kültürleri de kendi ülkeleri adına tescil çalışmasını yapıyoruz. Şöyle örnek vereyim. Azerbaycan'ın köpeğini Azerbaycan adına tescil edip Azerbaycan devletine götüreceğiz, teslim edeceğiz. Türkmenistan aynı şekilde. Gidebildiğimiz her yere. Sizin köpeğiniz budur, sizin köpeğiniz budur. Abicim kitap için bir tarih yok işte görüyorsun şu işlerle uğraşıyoruz. Bunlar çok zor şeyler. Yani bu kitapları mesela bulsanız bu kitabın içinden normal bir bilgi düzeyindeki bir insan bir şey anlamıyor. Ancak doğru bir tercümanla doğru verileri oradan alıp doğru bilgileri birleştirebilecek insanlar gerekiyor. Ben tek başıma birçok şeyi atlayabiliyorum ama birçok insanla beraber çalışıyorum. Hepimiz masaya koyuyoruz, açıyoruz burada programımızı, bilgisayardan konuşuyoruz. Burada bu, burada bu, burada bu. Bunun içinde Türk ve yabancılar da var. Yani İran'daki arkadaşımız da var. Azerbaycan'daki kardeşimiz de var. Afganistan'da da bir arkadaşım var. Tacikistan'da ve Kırgızistan'da da arkadaşlarımız var. Onlarla da konuşuyoruz internet üzerinden. Bu işler çok zor arkadaşlar. Benim eğitim düzeyim yetmiyor. Köpekçiliğim yetiyor sadece. Eğitim düzeyim yetmiyor ama yeten arkadaşım var. Yeten ustalar var arkadaşlar. Yeten insanlar var. Bu insanları bir araya geliyoruz. Bunları bir yerden temin edemezsiniz. Bunlar özel seri. Şurada gördüğünüz, yani şu at kitabını nereden bulursunuz bilmiyorum. Bu İran kitabı özel basılmış. Yani belirli kişilere vermişler. Açıkçası bilmiyorum yani. Bana hediye geldi İran'dan. Birçok ülkeden gelen kitaplar. Yani diğer tarafı siz kamerada görmüyorsunuz. Diğer tarafta da kitapçıklarım var. Bakın burada mesela bir raporlar, işte bu kitaplardan çıkartılan raporlar var. Yani şöyle, bakın aradan bir sayfa çekeyim mesela. Ha, İran geldi bak. İran'la ilgili önemli raporları burada tutuyoruz. Yani İran'ın köpeğinin nasıl bir köpek olduğunun dışında İran'ın ekonomisi, İran'ın jeolojik yapısı, ekolojik yapısı, bunların hepsine değiniyoruz. Özet ile insanlar bunları okuduğunda çok ciddi bilgiye sahip olacaklar. Bu kitaplar sayesinde hedeflediğimiz şey nedir? Madem oraya buraya laf yeteri kadar anlatamıyoruz, o zaman yeni neslin okuyacağı, çünkü yeni nesil kitap okuyor. Dolayısıyla okusunlar, öğrensinler. İmkanımız olursa bu konularla alakalı bir de video yaparız. Grehler hakkında ne mi düşünüyorum? Greh diye bir ırk. 20 yıldır bağırıyorum. 20 yıldır bağırıyorum. Bağırıyorum artık, boğazım kısıldı, sesim kısıldı. Tabii ki vardır. Boz çoban köpeği. Alt isimlerinden bir tanesi Greh'tir. Alt isimlerinden bir tanesi Yörük köpeğidir. Üst kimliği bunun boz çoban köpeğidir. Evet arkadaşlar, gerekli anlatımlarımı yaptığıma inanıyorum. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Bir şekilde arkadaşlar, benimle irtibata kurmak isteyen arkadaşlarım için söylüyorum ama faydalı, akademik, düzgün şeylerde. Çünkü yoruluyorum ve zamanım azalıyor. Bir şeyleri tamamlamam gerekiyor. 0536-251-98-66. 0536-251-98-66. Cep telefonum bu. WhatsApp üzerinden iletişim kurabiliriz. Saat şu an 20:51 arkadaşlar. 9:30'da dersim var. Birazcık dinlenmem lazım. Kendime de yeni bir kahve yapayım. Kahvem soğudu. Online dersim var. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Biz bu ülkenin değerlerinin devamı için varız. Bu ülkenin değerleri korunmalıdır. Ama bu ülkenin değerlerinden bir tanesi de biziz. Biz de korunmalıyız. Devlet bu konuda inşallah bizi de duyacak. İnşallah duydular yani. Gerekli temaslarımızı yaptık. Şimdi bakacağız, göreceğiz neler oluyor, neler bitiyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi akşamlar.